Virgin Radio'dasınız. Umarım oralarda bir yerlerde güzel bir sabaha başladınız. Kan Akademi'den Alp Köksal bizimle beraber. Günaydın. Günaydın. Şimdi ilk önce sormak istiyorum. Nedir, kimdir Kan Akademi? Kısaca özetlemeye çalışayım o zaman sizlere. Çünkü ben internet sitesine baktım. Çok hakikaten Türkiye'de yapılmamış. Ben daha önceden yapıldığını bilmiyorum. Varsa da bir şey yapıyorsunuz. Amacımız Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için herkese, merak eden her bireye, öğrencilere bir ücretsiz bilgi kaynağı sunmak. Aynı zamanda bu öğretmenler için de önemli bir eğitim aracı. Ya bu bir şey gibi mi, ne derler, TOK hazırlık kursu gibi bir şey mi? Aslında biz biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Eğitimi tam inşa etmeye inanıyoruz. Yani bir bilgiyi temelden alıp yukarı doğru kurgulamak ve böylece her öğrencinin öğrendiği konuyu tam öğrenmesini amaçlıyoruz. Ya okul dersleri. Yani sonuçta günün sonunda siz bir kurs musunuz? Kurs olarak görenler de var. Fakat biz herkesin merak ettiği bilgiye ulaşabileceği bir bilgi kaynağı olarak kendimizi tanımlıyoruz. Böyle bir kurs binanız var mı? Hayır, bizde her şey online, bütün dersler internette, internette ders videoları, interaktif alıştırmalar, hatta öğrencinin seviyesini tespit ederek onu kendine en uygun konulara yönlendiren bir akıllı mekanizmadan da bahsedebiliriz. Yani şimdi her şey öğrencinin ya da kendi öğrenci olarak addeden insanın ekranında mı olup bitiyor? Evet. Aynen öyle. Hatta artık ekran dediniz, cep telefonu ekranı, tablet ekranı, bilgisayar ekranı. Yani internet teknolojisi olan her yerden bilgiye ulaşmak artık mümkün. Yani Wi-Fi olsun, internet olsun yeter diyorsunuz. Her yerden Kan Akademi'ye bağlamak mümkün. Evet, bugün genel olarak zaten dünyada eğitim alanında bir reform var ve artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir öğretmeni evimizde oturduğumuz yerden dinleyebiliyoruz. Ya da bir eğitimci olarak bilgimizi milyonlarca kişiyle paylaşabiliyoruz. Kan Akademi bugüne kadar dünya genelinde 500 milyondan fazla ders verdi. Hı hı. Çok ciddi bir rakam bu. Evet. Bu arada ben şimdi internet sitenize sabahleyin girdim, şu gözcüğüyle de baktım. Sanki sadece öğrenciler için değil, yani öğrenci olmayanlar için de ilginç şeyler var orada. Ya ben bir iki tane bir şey yakaladım. Bayağı böyle bir bilgi deposu, bilgi bankası ya da ansiklopedi gibi bir site bu. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Eskiden benim de öğrencilik yıllarımda ansiklopediler vardı. Açardık, karıştırdık o tozlu sayfaları. Şimdi öğrenciler biraz daha şanslı sanırım. Çünkü konu başlığını giriyorlar. Aynen öyle. Aratarak istedikleri videoyu ya da konuyu bulabiliyorlar. Alıştırmaları çözebiliyorlar. Dediğiniz çok doğru. Sadece öğrenciler için değil. Mesela ilkokul seviyesinden başlayarak üniversite seviyesine kadar binlerce matematik dersimiz var. Fakat daha büyük yaştaki insanlar için de sanat tarihi olabilir, evet, astronomi olabilir, sağlık bilgileri olabilir. Çok farklı alanlarda ders videoları ve konu anlatımları mevcut. Peki şimdi böyle bir şey yaptınız. Bu aslında bir spektrumu çok geniş. Daha doğrusu sadece ilkokul öğrencileri için değil, dediğiniz gibi ilkokuldan üniversiteye kadar aslında her öğrenciye yarayacak ders var burada. Evet. Yani kafasındaki soru işaretlerini yok edeceği ya da mesela eksik olduğu şeyi, ne der, mesela atıyorum 3 hafta 2 hafta okula gidemedi bir sebepten dolayı, o dersleri kaçırdı, öğretmeni de çok fazla ilgilenemiyor, açıp Kan Akademi'den o dersleri bulup seyredip, hatta bir daha seyredip, hatta anlamadıysa bir daha seyredip kendi geliştirebiliyor. Doğru mu anlıyorum? Evet, kesinlikle öyle. Hatta burada derste öğrendiği bir konuyu pekiştirmek isteyen öğrenci, dediğiniz gibi eve gittiğinde bunu videolarla çalışabiliyor. Eğer eksik bir bilgi varsa zaten öğrenmesi için bir şans oluyor. Belki de daha önemlisi ve benim özellikle vurgulamayı sevdiğim bir nokta, her öğrenci kendine en uygun hızda öğrenebiliyor. Hmm. Konuyu anlamadığında tekrarlıyor. Önemli olan öğrencinin bilgiye istediği hızda ulaşabilmesi, sınıfın ortalama hızında değil. Böylelikle öğrenci öğrenme sürecinde sahiplenmiş oluyor ve gerçekten kontrolde olduğunda öğrenme çok daha efektif bir hale geliyor. Diğer taraftan hep öğrenci tarafını anlatıyorum ama öğretmenler için de bu gerçekten sınıftaki öğrencilerinin durumunu takip edebilecekleri bir platform. Çünkü öğrencilerin her izlediği video veya çözdükleri soru aynı zamanda öğretmenlerin ekranlarında da, eğer öğretmen ve öğrenci... Bu güzel bir şey değilmiş tabii. Şimdi ben buraya kadar güzel, buraya kadar ne güzel şeyler söylüyordunuz, hepimiz takdir ettik. Ama bu noktadan itibaren öğrencilerin tüylerinde diken dikenlikler seziniyorum. Yani şimdi bütün bu bilgileri eğer isterlerse öğrenciler öğretmenlerle paylaşıyorlar. Doğrudur.
ya da öğretmenler isterlerse kendi öğrencilerine bunu tavsiye edip efendime söyleyeyim bütün o bilgileri de aslında sahibi hangi... Hocam ben dün akşam 7 kere seyrettim, hop bakıyorsun adam açmamış o dersi. Tabak gibi gözüküyor. Evet öyle de denebilir belki. Peki şimdi ya yine merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Sınavlar var mı? Deneme sınavları gibi şeyler yapıyor musunuz? Mesela bu konuların sonunda Khan Akademi'de. Deneme sınavı değil de şöyle bir akış var bizde. Mesela videoyu izledikten sonra sistem öğrenciye bazı sorular soruyor. Ha soruyor mu? Onu evet. Soruyorum. Ve konuyu anladım mı anlamadım mı bunu test etmeye çalışıyor. Örneğin üst üste 5 soruya doğru cevap vermediğiniz sürece sizi bir sonraki konuya geçirmiyor. Oo süper. İşte şimdi oldu. Böylece ustalaşarak öğrenme, tam öğrenmeyi hedefliyoruz. Şimdi temelde bana sattınız Khan Akademi'yi bir kere net. Ama bir şey daha söylemem lazım. Demin söyledim belki ama bunun ücretsiz olduğunu da bir kere daha vurgulamak istiyorum. İşte ben de buraya takılıyorum zaten. Lafı oraya getireceğim. Nasıl ücretsiz yapıyorsunuz bunu? Belki de bana en sık sorulan soru bu olabilir. Çünkü ücretsiz deyince çünkü ben hep... siteye baktım. Site ciddi derya. Yani sitenin içinde yok. Çok da çok büyük bir bilgi kaynağı. Bunun için çok fazla emek, çok fazla para, çok fazla zaman harcanmış. Nasıl yani? Hakikaten nasıl çok, yani? Çok güzel bir soru. Evet Khan Akademi... Bizi ilgilendirmiyor ama ya bedava olduğu sürece hiç sıkıntı yapmıyoruz bununla ilgili. Ama... O zaman ben sizi ilgilendiren kısmından başlayayım söze. Khan Akademi ücretsiz ve her zaman da ücretsiz olacak. Bu kadar mı? Bu kadar çünkü Khan Akademi'nin arkasında dünyanın farklı yerlerinden yaptıkları bağışlarla bilginin ihtiyacı olan herkese ücretsiz olarak ulaşmasını hayal eden şahıslar, topluluklar, şirketler var. Aynı şekilde Türkiye'de de STFA grubunun bir girişimiyle Khan Akademi'nin Türkçeleşmesi ve her zaman ücretsiz olarak öğrencilere ya da merak eden tüm bireylere ulaşması sağlanıyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani aslında hani eskilerin bir lafı vardı. Hilal-i Ahmer için mi yapıyorsunuz? Bunu siz hakikaten bunu Hilal-i Ahmer için yapıyorsunuz. öyle bir laf vardı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Türkçe eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesine katkı sağlamak için yapıyoruz. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Mesela büyük şehirde yaşayan bir çocuk birçok kaynağa ulaşabiliyor. Ama Taşla'da yaşayan bir çocuğun bu kadar kaynağa, bu kadar özel öğretmene vesaire ulaşabilme şansı yok. Ama bu platformla yani Khan Akademi ile büyük şehirde yaşayan bir çocuğun sahip olduğu bütün imkanlara sadece bir tık uzaklıkta ulaşabilmesi mümkün. Doğru anlıyorum değil mi ben? Çok doğru. Hatta özel isim söylememin bir sakıncası yoksa bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Microsoft'un kurucusu Bill Gates kendi çocuklarım ben Khan Akademi ile ders çalıştırıyorum dedi. Biraz da bunun üzerine Amerika'da gitgide popüler hale geldi bu. Ne diyorsunuz siz? Evet. Artık özel derse gerek kalmadı çünkü çocukları Salman Khan adında bir öğretmen internette çalıştırıyor dedi. Bugün Khan Akademi 38 dile çevriliyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde kullanılıyor. Çok ciddi rakam ya. Evet. 500 bin öğretmen de öğrencilerin yanı sıra 500 bin öğretmen de Khan Akademi bir eğitim aracı olarak sınıflarında kullanıyor. O zaman buradan hem bunu öğretmenlere hem de öğrencilere tavsiye etmek çok rahatlıkla mümkün. Mümkün. Hatta bir şey daha ekleyebilirim. Biraz önce siz öğrenci arkadaşların hoşuna gitmeyebilir dediniz orası ama. Orası gitmeyecek. O konuda fikrim hiç değişmeyecek. O zaman biraz daha kızdıracağım öğrenci arkadaşları. Çünkü eğer isterlerse veliler de öğrencilerin gelişimini takip edebiliyor. İşte ben işin orasındayım. Bizim ufaklıklarda matematiksel bazı sıkıntılar var. Dayayacağım şimdi buradaki dersleri. Peki son hepsini bitirdikten sonra aslında... Yani çok büyük ihtimalle Khan Akademi ile ilgili herhalde bir yarım saat 45 dakika daha konuşabiliriz. Çok sorun var çünkü bununla ilgili ama vakit yok bununla. Süremizi de çok da fazla 9 dakika 22 saniyedir şu anda konuşuyoruz. Bu kadar uzun çok enderdir konuştuğumuz. Soru şu. Öğrenciler Khan Akademi'de bu dersleri aldıktan sonra, bu sınavları çözdükten sonra başarılarını arttırıyorlar mı? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yani bu Khan Akademi... Ya da Khan Akademi, K-H-A-N diye yazılıyor. Aslında Khan, Türkçe Khan'ın biraz ecnebi dilinde yazılmış hali gibi Khan. Başarı seviyelerinin artına dair bir çalışma var mı? Dünya genelinde yapılan bir araştırma özellikle sınıf ortalamasının gerisinde kalıyor, yavaş öğreniyor denilen
çocukların bu anlayışla ders çalıştıklarında sınıftaki en hızlı öğrenen çocuklardan daha bile başarılı olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan biz Türkiye'de bunu pilot okullarda uygulamalarla deniyoruz. Henüz sonuçlar açıklanmadı çünkü daha dönemin bitmesini bekliyoruz ama şu ana kadarki bulgularda öğrencilerin performansının arttığını gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi, geldiniz. Gerçekten inanılmaz bir iş yapıyorsunuz. Lütfen bizi de Geveze Show ekibinde her konuda kullanabilirsiniz. Kaan Akademi'ye biz de elimizden gelen desteği vermek isteriz. Çok samimi söylüyorum bunu. Elinize sağlık. Tekrar bu arada siz de Kaan Akademi'ye bir göz atmak isterseniz ki eminim istiyorsunuz. KHAN yani Kaan Akademi İngilizce yazılıyor. kaanakademi.org.tr kaanakademi.org.tr ya da hiç o kadar uğraşmayın. Ben adresi Facebook sayfama yazıyorum. Oradan da göz ucuyla bir takip edin. Adresi kaçıranlar Facebook sayfama girip oradan da öğrenebilirler. Tekrar çok teşekkürler. Kırmadınız bizi, geldiniz. Bu keyifli sohbet için ben de teşekkür ediyorum ve bir şey ekliyorum. Kaan Akademi aynı zamanda bir gönüllülük projesi. Eğer öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz destek olmak isterlerse lütfen bizimle irtibata geçsinler. Aynı adres üzerindense evet, irtibata geçelim. kaanakademi.org.tr. Teşekkürler.